Şimdi şu veterin yarım kalmıştı. Şimdi bu ev Nevrigül'ün dövüldüğü iddia edilen ev. Bana da değişik geliyor herhalde. Valla ben de dinlerken bu mahallede aslında aynı evden 3 tane varmış benzer evden. Bakın bu ev sen işte bunu Nazmiyeciğim o yüzden sana soruyorum yayının başından beri. Bu evler, bu 3 ev fuhuş ve uyuşturucu. Ya yani fuhuş yaptırılıp uyuşturucu içilen evler. Mahalleli şikayet ediyor. İki tanesini polis baskınıyla işte oradakileri çıkartıyorlar ediyorlar. Hatta bu Gemlik'te fuhuş operasyonu diye geçmişti değil mi? Gemlik TV'de yayınlanan bir haberi de bulduk. Fuhuş operasyonu diye geçiyor. Şimdi bu evle ilgili de mahallenin hep şikayeti varmış. İşte senin ablanın da 2-3 ay önce burada yüzü gözü mor olduğu iddia ediliyor. Zaten bu kızın 47. gününde ölü bulduk. Aradan geçti bir hafta, 51,5 ay. Yani o sıralardan bahsediyorlar aslında. Senin de bilmen gerekir. Demek ki o Şimdi dayağı yiyişin oradaki... eve gelmedi o. He? O sopayı dayağı yiyişin eve gelmemiş o zaman. Belki de o gün işte. Heh. Belki de eli orada kesildi abla. Hı? Eli demek ki orada Oradan kesildi. başlıyor macera işte. Eli orada kesik değil. Eli Yok annem yok. öldüğünde Benim anım vurdu öldü ya, eşim öldü. O sebepten kahar olarak hani kendine kahar etti, vurdu cama. Öyle kesildi onun eli. Ama Remzi diyor ki başka morlukları da vardı ben gördüğümde diyor. Şimdi bakın şu izleyelim de. Şu telefonu da bağlayabiliriz. Mahalle sakinleriyle görüşen ekibimizin duyduğu 3 isim yayınımızda da hep konuşulan isimlerdi. Nazmiye Tutaner, Barış Çiçek ve Doğan Aydın'ın fotoğraflarını gösterdiğimiz bir mahalle sakini edindiğimiz bilgileri doğruladı. Size birkaç resim göstersem buradaki bahsedilen eve girdiğini çıktığını gördünüz mü? Bir tespit edebilir misiniz? Hı hı, edebilirim. Kızın geldiğini iyi biliyorum. Hatta o Barış denilen çocukla, resimde gösterilen çocukla geldiğini biliyorum. Bunu da size bir göstereyim, teyit edelim. Çünkü Barış, Hakan, Nazmiye ve Nevrigül birlikte geliyorlardı deniyor. Şu şahsı onların evine girerken gördünüz mü? Evet, ziline bastı. Çok iyi hatırlıyorum. Bununla ikisi zaten gelip gidiyordu. Şirin diye bilinse de Nevrigül. Bu şahıs burada Barış'la beraber gördüğünüz biri mi? Onu biliyorum. Balkondan falan bakıyordu. İki tane kız gelip gidiyordu buraya. İyi biliyorum. Barışlarla? Evet, Barışlarla gelip gidiyordu. Eminim ya, bu Nevrigül'dü yani burada kalan. Bu yanındaki çocuğu da gördünüz, Doğan dediğimiz. Evet. Yazın çok geziyorlardı burada. Üç ismin o eve geldiğini söyleyen tanık... Bak Doğan da diyor buradaydı diyor. Onu ben bilmiyorum ama ben oradayken Doğan yoktu. Tamam. Ne hikmetse Doğan... Min o eve geldiğini söyleyen tanık, Nevrigül Alan'ın da bahsi geçen adrese geldiği iddiasındaydı. Nazmiye'yi aşağı yukarı ne kadar zaman önce gördünüz en son? Nazmiye'yi en son Ağustos'un sonlarına doğru gördüm. Bir Ablası daha... kaybolmadan önce? Evet. Ablasıyla birlikte mi geliyordu Barış'la beraberken yoksa ayrı ayrı mı Barış'la geliyorlardı? Mesela Barış'la Nazmiye mi geliyordu? Doğan'la Nevrigül mü? Barış'la Nazmiye. Nevrigül kimle geliyordu? Doğan'la mı geliyordu? O çocukla tamam. geliyordu. Kimler oturuyor orada? Orada yabancı uyruklu iki kardeş oturuyordu ama daha sonra yani gelen geçen yol hanı gibi oldu. Herkes girip çıkıyor. Mahalledekilerin harici bütün adamlar gelip gidiyor. Genelde böyle genç çocuklar gelip giriyor. Yasaklı madde kullandıklarını zaten hani mahallecek zaten tahmin ediyorduk. Evde bir tane köpek var ayrıyeten kocaman. O köpek bakıyor, anlıyor zaten, tanıyor yani, insanları da tanıyor. O havlayınca mesela direkt sahipleri cama çıkıyor. Bakıyorlar ki aşağı biri geldi, direkt kapıyı açıyorlar. Müge'cim. Müge şimdi o mahallede aslında Hı. hani tabii hanımefendi konuştu ama sana çok anlatanlar da var. Aslında bu mahallede bu ev Mimli anladığım kadarıyla. Evet Müge Hanım, birçok kişi burada gördüğünü söyledi bize, Barış'a. Barış'ı aynı şekilde Fatih Bey'i, Nazmiye'yi, Nevrigül'ü, Doğan'ı birçok kişiyi tespit ettiler. Biz Nazmiye'nin söylediği gibi aslında söylenen kişi kendisinin Filistinli olduğunu bize de söyledi. Ancak ilk biz ona sorduğumuzda Barış'ı tanımadı. Barış'ı sordum. Barış'ı tanımadığını söyledi. Biz mahallede araştırma yapmaya devam ettik o arada ve biz araştırma yapıp insanlarla konuşurken birdenbire o Filistinli şahısla Barış karşımıza çıktılar. Ve ben dedim ki hani tanımıyordun, Barış'ı tanımadığını söylemiştin dedim. O da dedi ki Barış girdi devreye, beni dedi burada Muko diyebilirler. Barış diye bilmezler, o yüzden tanımadığını söylemiştir size diyerek geçiştirmeye çalıştı. Aynı şekilde bugün de geldim, sordum hatta bu köpeği var mı diye de teyit ettim. Köpekleri olduğunu da teyit ediyorlar, evlerinde köpek olduğunu, ailesiyle yaşadığını iddia ediyor.
Barış ve Nazmiye'nin buraya iki kere geldiğini ama kalmadığını, yasaklı maddede kullanılmadığını iddia ediyor ama diğer isimleri kesinlikle tanımadığını söylüyorlar. Nazmiye ama de söylüyor. Ama hep kalabalık. Dünden beri birçok farklı şahıs gördüm. Tamam, Nazmiye de söylüyor zaten. Nevrigül de geliyordu, değil mi? Yani geldi bir kere. O Fatih miydi? O da geliyor. Yani Doğan'ı görmedim diyor. Ama Barış dün reddetmişti Müge Hanım. Yani bu insanlarla ben arkadaş değilim. Evlerine de gitmiyorum. Bunlar benim inşaatımda çalışan insanlar. Sadece böyle tanışıyoruz demişti. Ha bir dakika. Bu Filistinli dediğimiz kişi inşaatlarda mı çalışıyor? Benim inşaatlar için işçi olarak kullandığım biri. Oradan tanıyorum dedi. Onun evini belleyip orada buluşuyorlar. Sen bilmiyor musun bunu? Müge öğrenmişti. Barış sana söylemedi mi bizim inşaatta çalışıyordu diye? Onlar orada inşaat yapıyorlardı. Hangi mahalleydi o? Bilmiyorum Nazmiye. Benim kızım bizim köpekten korkuyordu bir kere. Orada inşaat yapan dolu çocuk Doktor vardı. Doktor Ziya Kaya mahallesindeyiz şu an. Kim korkuyordu köpekten? Şirin korkuyordu. Kediden, köpekten korkuyordu. Nasıl geliyordu o zaman eve? Bilmiyorum. Köpek bir şey yapmıyordu. Bilmiyorum. O köpekten korkar çünkü. Gezmek olunca demek ki korkulmuyor işte yani. Peki mahalleli bu ev hakkında da şikayet. Komşuların şöyle bir iddiası var o köpekle ilgili Müge Hanım. Onun havladığı kişileri sadece içeri alıyorlar diyorlar. Yani onun dışındakileri almıyorlarmış. Köpek havladığında tanıyarak dışarı çıkıp o insanları kabul ediyorlarmış. Biz de buna şaşırdığımız için sordum özellikle evlerinde bir köpek var mı diye. Kendileri evet evimizde köpek var diye doğruladı. Şimdi sen de lütfen duy istersen. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk Müge ablacığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu şu an programdaki kişileri tanımıyorum ama 2021'in yaz ayı başlarından itibaren 3 tane ortam evi denen ev vardı. Ortam evi. Evet. Hı-hı. Yani onların diliyle öyle. Hı-hı. Ama bu evde aklınıza gelebilecek her şey, fuhuş, madde kullanımı ve bu evler evli barklı, 3 çocuklu, 2 çocuklu olan evlerdi. Küçücük çocuklar da vardı. Biz o kadar üzülüyorduk ki. Bütün mahalleli çok üzülüyorduk. Sonra 2021'in Eylül ayında bir operasyon düzenlendi. Hı-hı. Bu evlerden 2 tanesi hapse girdi. O yüzden o iki ev kapatılmak durumunda kaldı. Hatta hapse giren birisi de öldü sonradan. Hı-hı. Ama bir tane hala kullanılır durumda. Bu Şirin'in Uğur diye eski nişanlısı diyorlar ya. Hı-hı. Eğer o benim gördüğüm kişi ise 40'lı yaşlarda. Şirin de 2021 yaz aylarında sürekli sokaktaydı. Yüz olarak görmedim ama isim olarak hep ismi geçiyordu Şirin'in. Sonra o olayda ismi geçen Hasan diye bir şahıs var. Hı-hı. Bu da uyuşturucu temini yapıyordu. Uğur da temin ediyordu. Sürekli bu evlere kızlı erkekli ortamlar ve en az 20 erkek oluyordu. En az. Bunu da bütün mahalleli görüyordu. Mahallenin huzuru kaçmıştı iyice. Operasyondan sonra biraz duruldular ama yine başladılar. Şimdi bu Müge'nin, bizim muhabirimiz Müge'nin de bahsettiği evde aslında o yine devam edilen evlerden biri mi? Ben şimdi yayını internetten izliyorum. Tam geniş açıda görmüyorum. Hı hı. O yüzden bir şey diyemem. Ama Müge ablanın olduğu yere çok yakın. İsterseniz telefonu kapattıktan sonra gidebilirim yani. Anladım. Müge de orada zaten. İstersen yanına gidersen sevinirim. Bak böyle de arkadaşlarımız gösteriyorlar köpekli ev diye. Sizin de gittiğiniz ev burası değil mi? Tamam, sizde işte bak en az 20 tane erkek geliyor devleri diyorlar. Sizde kim geliyor? Bak Uğur da oradaymış. Hasan da oradaymış. Bu Uğur kaç yaşında birisiydi? Uğur buraya gelmiyordu. Ben buraya gittiğimde diğer erkeklerin hiçbirini görmüyordum. Uğur kaç yaşındaymış? 40 mu falan dedi galiba. Hmm. 40, yani 45-50'dir en fazla. Yaşlı mıydı Uğur'da? O kadar gençti. Yaş değil o ya. Değil değil. O kaç değil yaşında? Gençti. 23-24 bilemedin 25. Çünkü Şirin'in eski nişanlısı o. Nişanlısını siz bilmiyor musunuz? Tamam, eski nişanlısı öyle yaşlı ama bir insan değil. Ama 40 yaşlarında değil o. Ha, o 40 yaşlarında değil, o başka birinden onu bahsediyor demek. O zaman başka bir Uğur'dan bahsediyorlar. Bu Hasan kim şimdi? Arkadaşlar. Hasan'ı biz bulabildik mi? Müge, Hasan kim? Tamam, gerek yok oraya. Müge'cim, Hasan kim?
Ona sen ulaşabildin mi Müge'yi göreyim? Araştırmalarımızın içinde herhangi bir Hasan diye birine denk gelmedik henüz Müge Hanım. Hakan diye biliyoruz. Hakan'a gittik birkaç kez. Hakan da aynı şekilde Doğan ve Barış gibi reaksiyonlar veriyor. Hanımefendi ben çok teşekkür ediyorum. Bak yanına o da gelecekmiş. İşte zaten ailenin sana biliyorsun konuş dedikleri nokta bu. Tamam da ben zaten konuşuyorum. Hı. Her şeyi anlatıyorum. Sen mesela bunu biz bulana kadar hiç anlatmadın. Biz de orada bir eve gidiyorduk da orada bulun diye. Doğan da gidiyormuş oraya. Bu nasıl bir tesadüf ki hiç? Ya da nasıl tesadüf etmiyorsunuz yani? Nasıl bir denk geliş bu? Sen ablanla gidiyorsun. Sen ablanla gittiğinde kıskandığın Barış da orada. Fatih de orada ama ablanın yanına Doğan hiç gelmiyor. Vallahi ben Doğan'ı görmedim. Ama görmediğin Doğan'a ablanla telefondan konuşurken gelip geçerken mahalleli küfür ediyorsun. Doğan'ın mı? Doğan mı şapkaya giriyor? Nevregül'ün. Ya kızdı. He. Nazmiye ve Nevregül'ün kendini göstermemeye çalıştığını, bazen türbanlı olduğunu, bazen şapkalı olduklarını söylüyorlar. Ama yanındaki kişiyi alenen Doğan olduğunu tespit ettiler. Barış'ı da tespit ettiler. Zaten sürekli bu mahalleye girip çıkıyorlar. Bu eve de giriyorlar. Biz kapıda da görüyoruz. Kapı açılırken, o köpek avlarken, onlara bakarken de o orada oturan kişiler diyorlar. Tespit ediyor herkes yani resimlerini. Ben Doğan'la gezmedim. Ben şapkalı da bazen giriyordum o mahalleye. Saçlarım açık da giriyordum. At kuyruğu da yapıyordum saçımı. Topuz da. Peki Doğan'la konuşun bakalım. Her şekilde giriyordum yani. Bununla görüşmüş mü görüşmemiş mi? Tanıyor mu tanımıyor mu? Doğan'la beraber ikisi birbirlerini tanımadıklarını iddia ediyor. Doğan'ı görmedim görürmüş diyor ama. Doğan'la birlikte de görmüşler yok, girdiğini. Tamam da bu görmedim. Barış'la birlikte de tamam, girdiğini. Doğan da görmedim ben de görüşmedim Doğan diyor. Doğan iki kere gördüm dedi. Biri uzaktan biri de ilk tanışırken gibi bir laf etti tanışırken galiba. Tanışırken değil Ninemgil'in oradaydım ben. İşte iki kere Fatih, gördüm. Bir kere Fatih Şekerci'yle beraber gördüğünü söylüyor. Bir kere de uzaktan gördüğünü söylüyor. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.